24 hayatın sona erdiği tren kazasının ardından ihmal iddiaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İnşaat mühendisleri odasına göre kaza nedeni mühendislik hatası ve zamanında yapılmayan bakımlar. İzleri hafızadan silinmeyecek tren faciasının ama kaza yerinde onarım çalışmaları başladı. Raylar tamir ediliyor, taşlar düzenleniyor. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna tüm bu düzenlemelerin kazadan önce yapılması gerektiğini söyledi. Henüz yanıt bulamayan ihmal iddialarını dile getirdi. Menfez ile demir yolu hattının arasındaki dolgu öyle dolgu olmaz. Burası dere yatağıdır. Biliniyordur ona göre dolgu yapılır. Mühendislik göz ardı edilerekten yapılan bir işlem olarak görüyoruz. Nusret Sunay'a göre Tekirdağ Çorlu'da trenin raylardan çıkması hem doğru mühendislikle hem de kontrollerle engellenebilirdi. Bu yol üzerinde bu hatta bir engel var mı, bir engel oluşmuş mu, raylarda bozulma var mı diye bunlar bakılır. Rapor edilirdi. Yol bekçilerinin sayısının kısıtlanması, tren hattının bakım ihalesinin iptal edilmesi gibi birçok ihmal iddiası atıldı ortaya. Bakanlığının son günlerinde yaşanan kazanın ardından açıklama yapan Ahmet Arslan, aşırı yağışa bağlamıştı kazayı. Son bakımın Nisan ayında yapılmasına yönelik eleştirilere devir teslim töreninde yanıt verdi. Nisan ayında yapılmış olduğunu ifade edince duydum ki ve görüyorum ki, ya Nisan'dan bu yana hiçbir şey yapılmadı mı? Hayır. Arkadaşlar 6 aylık kontroller var, 1 yıllık kontroller var. Nisanla Temmuz arasında büyük bir ay var. Bunun daha çok sıklıkla yapılması lazım. Sunay'a göre 100 yıllık bir hatta yaşanan bu kazanın nedeni bakım eksikliği. Demiryolu ağlarıyla biz ördük deniliyorsa da o tarihlerde Cumhuriyet tarihinden bu yana 90 küsur senedir böyle olaylara çok az rastlanır. Daha yeni yenilenen bir hat. Kaza ile ilgili soruşturma ise sürüyor. 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. 5 kişilik bilirkişi heyeti de olay yerinde inceleme yaptı.